Evet arkadaşlar, tekrar yürüyüşlerimize döndük. Bugün 19. gün. Evet arkadaşlar, Reşit'e yine bir yerleri açtı, ben video telefonumu ayarlatken. Burası arkadaşlar Stonefield diye bir muhit. Burada, buraya yakın Mount Wellington var. Adı dağ, yani Wellington dağı. Ama aslında dağ dediğimiz Türkiye normlarında bir tepe sayılır. Şimdi o tepenin zirvesine bir yürüyüş yapacağız. Yaklaşık yarım saat sürecek. Evet, gördüğünüz gibi. Buradayız. Şu anda buradayız. Ve buranın planı. Buradan yürüyüşe geçeceğiz. Evet arkadaşlar, yürüyüşümüze başladık. Tepeye çıktığımız zaman daha farklı yerler göreceğiz. Taşları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu muhite Stonefield adının verilmesi, zannedersem buradaki taş yataklarından, bu platformlardan zirveye çıkılabiliyor. Buradan da arabalarıyla gelip bu platformdan yürüyüşümüze başlayabilirdik. Evet, zirveyi görüyorsunuz. Birazdan oraya çıkacağız. Tabii insanlar bugün pazar günü evde kapalı kaldılar. Bütün her yer kapalı. Aynı bizim gibi kendilerini dışarı attılar. Yürüyüş yapıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, bitki örtüsü. Evet, Reşit'i yakaladım. Gördüğünüz gibi bitki örtüsünden bahsediyorum arkadaşlar. Her taraf çimen. Bildiğim kadarıyla arabayla da çıkılıyor zirveye. Şurası araba yolu. Yani arabayla böyle tek yol zannedersen bir taraftan dolanıp aynı şekilde geri gelemiyorsunuz. Öteki taraftan aşağı iniyorsunuz. Bu arada karşıda görüyorsunuz Stonefield. İleride de Auckland City'yi görüyorsunuz, Sky Tower'ı. Bu tarafta Mission Bay, şu ağaçların arkasında da Rangitoto Ada, orası da bir tepe. Şimdi bu tepeye çıktığımız zaman burada 365 derece etrafı görebileceğiz. Kapıları kapatıyorlar, bazen içeride koyun, kuzu, sığır falan yetiştiriyorlar. Dışarı çıkmasınlar diye zannedersem kapıları kapatıyorlar. Evet, araba yolundayız şu anda. Buralardan da tırmanabiliriz aslında ama biraz dağcılık sporuna giriyor o şekilde tırmanmak. Kim? Kadın düştü. Karşıda Rangitoto. Biraz daha yukarı çıktığımız zaman şu arkada aradaki denizi de zannedersem görebileceğiz. Evet. Karşıdaki tepede One Tree Hill. Önceki videolarıma bakarsanız paylaşmıştım. Evet arkadaşlar, araba yolu gördüğünüz gibi çıkış. Geldiğimiz yolda iniş yoluymuş. Aşağıda az önce içinden geçtiğimiz Stonefield. Aslında burası aktif bir yanardağ. Yüzyıllar önce arkadaşımız yani yüzlerce yıl önce burada volkanik patlamalar olmuş. Gördüğünüz gibi şimdi insanlar
ve biz üzerinde yürüyüş yapıyoruz. Ama her an her şey olabilir arkadaşlar. Yani risk grupları var diyor volkanik tepelerde. Belli risk olanlara, geçenlerde White Islands diye bir yer var, hala aktif lavalar var. Uçaklarla ya da botlarla turist gezdiriyorlar ve 10-20 kişi orada hayatını kaybetti patlamalardan dolayı, lavlardan dolayı. Arkadaşlar tekrar pergelleri açtı. Uzun zamandır gelmemiştim buraya. Tepede, tam tepede bir ağaç vardı, salıncak vardı, bilmiyorum. Duruyorum, en az 10-15 sene önce gelmiştim buraya. Ya burası bir sanayi bölgesi olduğu için arkadaşlar, peki yani yolumuzun üstünde olmuyor. Gördüğünüz gibi fabrikalar, depolar var daha çok. Ayağımıza halılar sermişler. Sanırım toprak kayması olmasın diye. Başlamışlar. Evet, gördüğünüz gibi futbol oynamak için harika bir yer. Yani burada futbol oynamak isterdim. Sadece tek bir şey var, sorun var. Top aşağıya kaçarsa orası. Aslında burası kraterin kenarı. Kraterin kenarına yapmışlar bu top sahasını. Karşılığında çocuklar tepelerden kayıyorlar, görüyorsunuz. Ama ilerideki kraterin içi, yani esas lavların çıktığı yer, sanırım oraya girmek yasak. Ama tabii ki meraklılar vardır her zaman olduğu gibi. Ben de bir keresinde inmiştim aşağıya kadar. Arkadaşlar, burayı zannedersem çamurlu ya da yağmurda çamur olmasın diye buraya yol yapmışlar, yürüme yolu. Zirveye yaklaştık. Yani bir 3-5 dakika sonra orada olacağız. Gördüğünüz gibi orada çukurlar var zannedersem. Yani çimen, ama tabi buralar volkanik yerler olduğu için gevşek yerlere insanlar bastığı zaman ayakları içeri girip düşmesinler diye oralara işte lastik halılar koymuşlar. Yol yapmışlar. Karşısı Penmure arkadaşlar. Şurada. Orada bir gördüğünüz gibi dün bisikletle yürüyüş yaptığımız yerler, şu yatların olduğu yer. Şuralardan başlamıştık. Şöyle şu taraflara gitmiştik. Karşıda da Penmure diye bir yer. Karşıda köprü. Sanayi bölgesi arkadaşlar. Yani Penmure, Mount Wellington. Karşıda ilerler, görüyorsunuz. Güney Auckland. Hep sanayi bölgesi. Karşıda Auckland City. Thank you.
gördüğünüz gibi top sahası oldukça düzgün arkadaşlar. Gerçekten top oynamak için yapılmamış ama futbol oynamak için ideal bir yer. Evet, zirveye ulaştık arkadaşlar. Zirve tam karşımızda. Gördüğünüz gibi 365 derece. Bu bölgeyi görebiliyoruz. Birazdan buradan devam edeceğiz ve inişe geçeceğiz. Gördüğünüz gibi kraterin içi. Tabana inenler var. Gördüğünüz gibi aşağıda lavalar var. Oraya kadar inenler var. Biz buradan yürüyüşümüze devam edeceğiz. Şu anda kimse yok burada. Şöyle 365 derece bir döneyim. Panoramik bir. Neymiş bu? Lagoon, evet, orası Pembur'da. Evet. Harita. Kuzey bu taraf oluyor. Elimle gösteriyorum arkadaşlar, kuzey. Batı dediğimiz kuzey batı oluyor. Tam batı şu taraflar oluyor. Güney, doğuya doğru tur attık. Buradan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Buradan çıkıp buradan gidiyoruz. Evet. En çok hoşuma giden arkadaşlar benim şuradaki top sahası oldu. Yani top sahası değil ama gördüğünüz gibi ne kadar dümdüz bir yer. Tamamen doğal. Çimenlerin arasından kuş, çalı kuşu olabilir, sesler geliyor ya da böcek olabilir, bir çeşit çekirge olabilir. Evet, buradan gördüğünüz gibi Yanardağ'ın içi arkadaşlar, merkezi, lavaların fışkırdığı yer. Gördüğünüz gibi siyah siyah taşlar, tamamen yüzyıllar önce volkanik püskürtmeler sonucu oluşan taşlar. Karşıda bir su birikintisi. Karşı taraflar, ilerideki görüyorsunuz denizi,
tepeleri, dağları. Orası vahşi batı dediğim arkadaşlar. Gerçekten insan elinin değmediği yerler, çok güzel yerler. Şu ilerideki dağların ötesi. Tepelik yerler arkadaşlar. Waitaki Ranges dediğimiz Auckland'ın batısı ve dağların içinde gerçekten doğal güzellikler var. Ve bu dağların arkasında Auckland'ın batı tarafında yüksek dalgalı denizlerin olduğu yer. Önceki videolarımda vahşi piha diye paylaşmıştım. Detaylarını sizlerle paylaşmıştım. Merak edenler seyredebilir. Kraterin dibini buradan daha iyi görüntüleyebildim. Şu ilerden geçerken daha da yakınlaşacağız. Arkadaşlar öteki taraftan gelirken yerlerde halı vardı. Yol yapmışlardı. Şu gördüğünüz gevşek volkanik taş parçaları gördüğünüz gibi yuvarlanıyor. Buralarda yürümek, yani şuralardan kayabilirsiniz. Yere dikkat etmeniz gerekiyor. Onun için buradan yürüyorum, çıkanlardan. Yani volkanik dağlar genelde böyle toprak dokusunun yumuşak olduğu yerlerden böyle fışkırıyorlar ve bu dağlar o şekilde oluşuyor. Şimdi canlı bir şekilde düştüğümü gördünüz, ayaklarım kaydı. Fazla basıntıya vermedim arkadaşlar, yani burada kafanızı, işte ne bileyim, belinizi falan sakatlayabilirsiniz. Gerçekten de ya, burada ciddi bir yürüyüş yapılıyorsa öteki tarafa yaptıkları düzenlemeleri bu tarafa da yapmaları gerekir. Karşıdaki futbol sahası zannedersem biraz doldurmuşlar orayı. Gördüğünüz gibi duvarla desteklemişler. Az var, fazla, o kadar da şey değil. Ama ben düştüm, gördün mü düştüm? Gördüm. Çok iyi ama. Evet. Öteki tarafa halı yapmışlar yerlere. Güzel bu tarafa. Yani halı yapmasalar da şeydi. İniş. Evet, inişe. Bak, insanlar bu taraftan çıkıyorlar. Dikkatini çekti mi? Aslında biz ters taraftan geldik. Araba yolu da bu taraf aslında çıkış yeri. O taraf iniş. Dolayısıyla insan, bak, birkaç kişi var bizim gibi bu taraftan iniyorlar. Tabii biz de yolumuzu uzatmadığımız için kestirmeden oradan girdik. Ben kaldım burada. Kaldın mı? İnemiyorum. Belli ver. İkimiz birden yuvarlanacağız. Evet. Dur. Neyse, ben şu tarafa gideyim. Evet, gördüğünüz gibi yerler kayıyor arkadaşlar. Onların üstüne basma, onlar şey gibi. Yani büyük bir ihtimalle burada çocuklar kayıyorlar ya, kartonun üstüne oturup. Bir şekilde buradan kaymışlar yani. Böyle kaydıkları için bu hale gelmiş. Evet.
Evet arkadaşlar, tam tahmin ettiğim gibi buradan böyle bir yürüyüş yolu var. Aşağıya batım, yani bu kraterin dibine kadar buradan inebiliriz. Ama biz buraya öylesine yürüyüş için geldik. Yani burası çok büyük bir atraksiyon değil aslında arkadaşlar. Yani bunun gibi Oakmont'ta 200'ün üzerinde yanardağ var. Karşıda görüyorsunuz Mount Trail bir tanesi. Bu taraf Mount Eden. Oralar daha böyle popüler, daha turistik yerler. Burası sanayi bölgesi olduğu için daha kenarda kalıyor. Ama gayet güzel, gördüğünüz gibi futbol sahası doğal olarak oluşmuş gibi görünüyordu ama oradan biraz destek vermişler. Gayet de güzel olmuş. Gördüğünüz gibi kanyonlar var. Gayet güzel ama 10-15 sene önce gelmiştim. Bir ağaç vardı bir yerde. Winter Hill'le karıştırmıyorum. Şimdi diyecekler o ağaç Winter Hill'de var. Hayır, burada da bir tane ağaç vardı. Şu ağaç olabilir, bakın arkadaşlar. Kesilmiş. Tam karşıda. Evet. Zoom yaptım. Evet, o ağacın üzerinde bir salıncak vardı. Hatırlıyorum, hatta sallanmıştım birkaç kere. Geldiğimiz yere doğru inişe geçtik. Stonefield. Evet, gördüğünüz gibi zirve tırmanışa başladığımız yere geldik. Şöyle inişe geçeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burada videomu bitiriyorum. Karşıma çok ilginç bir şey çıkarsa onları da sizlerle paylaşacağım ama yürüyüşümüze devam ettik. Bugün lockdown'un 19. günü. 2 haftayı geride bıraktık. Geçen hafta içinde pazartesi, cuma günü evden çalıştım ve oldukça yoğundu. Bir gün yürüyüşe çıktım Reşide ile beraber ama video çekemedim. Gayet de güzel bir yürüyüştü. Bugün dün bisiklete bindik. Bugün yürüyüşümüzü yaptık. Yarın da pazartesi günü işim var ama fırsat buldukça yürüyüşlerimiz devam edecek. Daha 2 haftamız var lockdown'ın bitmesine. Pardon, bu 3. haftamız bitecek. Bir hafta daha lockdown'dayız. Level 4. Ondan sonra level 3'e düşsek bile yine aynı şekilde evden çalışmaya devam edeceğiz. Bu arada az önceki futbol sahası artık futbol sahası olabilir. Voleybol oynayabilirsiniz. Yakar top oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi düzlük bir yer. Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Merhaba.
Benim adım Yelkenli Kivi. Kanalıma abone olursan sevinirim. Önce abone ol butonuna, sonra da notification bell'e basarsan sevinirim. Yelkenli Kivi. Arkadaşına da söyle. O da kanalıma abone olsun.